Selamlar video, hoş geldin. Bugün sıralı maçta Hanebi oynamadan önce Hanebi hakkında sizlere birkaç taktik, trik vermek istiyorum. Bu yapmış olduğumuz seride ilk defa bir karakterde videodan önce sizlere taktik veriyor olacağım. Ve beni çok rahatsız eden bir konu var. Ondan dolayı Hanebi videosunu bu şekilde yapmak istiyorum. Çünkü ne zaman bir Hanebi görsem vurduruyor kanka. Rakibe gelenler de bize gelenler de. İlla istisnalar var. Güzel oynayan arkadaşlar yok mu? Tabii ki de var. Ama bu çok rahatsız eden bir durum beni. Çünkü Hanebi benim en güvenli oynadığım ADC. En güvenli oynadığım ADC'de insanların böyle basit hatalar yaparak kendilerini geriye düşürmesini saçma buluyorum. Ya daha doğrusu benim izleyicilerim en azından bu hataları görsünler. İnsanların yaptığı hataları yapmasınlar diye sizlere de anlatmak istedim. Taktiklerden yararlanmak istemeyenler videoyu sarıp gameplay'e geçebilirler. Ama kalmanızda tabii ki de fayda vardır. Şimdi arkadaşlar, Hanabi ile insanlar çok fazla vurduruyor. Birazcık kaba bir tabir kullanıyorum. Ve bu bana saçma geliyor. Neden saçma geliyor? Şimdi öncelikle kanka, Hanabi ile oyuna başladığın zaman Q yeteneğini basıyorsun. Ufak bir kalkan oluyorsun. Bu kalkandayken sana kitle kontrol uygulanmıyor. Yavaşlatma etkileri olsun, işte stun olsun, bunları yemiyorsun. Mesela Brody üzerine W ile atlayıp şey yapamıyor. En önemlisi, bunları geçtim. Bu en önemlisiydi. Koridorda takas yaparken, giriş çık yaparken ileri geri hasarı da absorbe etmiş oluyorsun. Yani yok saymış oluyorsun. En azından can barından gitmiyor ve güvenli bir şekilde ayakta kalabiliyorsun. Bu zaten en avantajlı şeylerden birisi. Hanabi'nin en avantajlı ikinci şeyi ise minyonları vururken arkadaşlar. Minyonları işte minyonlar arasında şurikenlerin attığımız böyle şeylerin şurikenlerin gezip hem rakibe hem kuleye böyle bütün minyonların arasında sekmesine olanak sağlıyor. Bu da demek oluyor ki biz rakiple 1v1 girmeden bile sadece minyonlara kendimizi güvenli bölgeye aldığımızda rakibi dövebiliyoruz oluyor. Bu da Hanabi açısından mükemmel bir özellik. Yani diğer ADC'lerin çoğunda bulunmayan bir özellik. Şimdi Q'yu bastığımız zaman kalkan alıyoruz dedik ya. Aynı opsiyon Aegis'te de var. Bak Aegis'i basıyorsun, aldın kalkana bak kanka. Yani bu mükemmel bir avantaj. Bunları insanlar genelde çok fazla agresif yaparken kullanıyor. Ama ben bunu güvenlik açısından kullanılması taraftarıyım. Özellikle tryhard maçlarda böyle yapmanız gereken en büyük şey kendinizi güvene almak. Şimdi kanka şu oyunda şöyle bir şey var. Sen ADC oynuyorsan bu videolarda izlediğin gibi değil. Bakmayın, ben videolarımda bunu her zaman söylüyorum. Normalde çok ciddi bir şekilde profesyonel bir maçta oynasaydım videolardaki gibi asla oynamazdım. Çünkü diğer koridorlar gibi değil ADC videoları. Mesela sen ormancı oynuyorsun. Ormancı da istesen de istemesen de kendini bir aksiyonun içinde bulmak zorundasın. Çünkü ormancısın sen. Camplerini tamamlarsın. Fight'a koşarsın. Ne bileyim işte orta koridorsundur. Aynı şekilde ormancının tankını desteklersin. Birbiriniz arasında rotasyon oluşturursunuz. Eksi bir koridoru keza aynı şekilde. Sürekli burada bir dövüş olur. Sürekli birbirleriyle kapışırlar. Ya kill çıkar ya da hızlı bir şekilde birisi ya koridoru önden alır ya da burada koridoru hızlı ittirir. Diğer üçlüye katılır. Oyun bu şekilde turtle'dır, carttır, curttur, kapışılır. Ama ADC'de böyle değil. ADC'de sıkıcı bir gameplay ilerlenir. Ne olur karşılıklı farm atarsın. Karşılıklı farmını atarken takımın haritadan kontrol ederken sana gank gelir. Rakip ADC'ye ya dive atarsınız. Eğer onu dürttüysen muhtemelen oluşacak senaryo ona dive atmaktır. Tabi bunu yaparken kendi takım arkadaşlarına bakarlar. Rakip takım arkadaşlara bakarlar. Ya dive atarsın ya da uslu uslu farmını atarsın. Kendini güvenli pozisyona alırsın. Haritada kimse yokken de şu arkadaki kuleye geçersin. Rakibine saygı göstererek beklersin. Şimdi burada fight atılmamasının sebebi ileri seviye olarak bahsediyorum. Burada yere düştüğün zaman toparlamak çok zor oluyor. Öne geçtiğin zaman da rakibi ikiye katlamak çok kolay oluyor diğer koridorlara göre. Mesela XP'de çok fazla gold vermese de fazla XP avantajı var ya. Bizim koridorumuzun olayı da ne? Adı üstünde gold koyuyor. Sen burada rakibi erken aşamada aldığın zaman şu kuleden almış olduğun gold rakip buna müsaade ederse seni muazzam derecede öne atıyor. Ve sen bu kuleyi erkenden alırsan kanka bu oyunda çok fazla böyle seni öne atacak senaryo var. Yengeç avantajını alıyorsun. Şuranın komple görüşü sende oluyor. Rakip ormana girebiliyorsun. Bu ormana girebiliyorsun. Bunları geçtim. Kendi koridorunla. Hani bu her takımla olmuyor bu arada. Bunu yani gidip düşük seviye bir oyuncuyla yaparsan sen ne yapıyorsun la? Senin burada ne işin var oğlum deyip sana küfür eder. O yüzden yani bunu daha ileri seviye oyuncular için söylüyorum. Geliyorsun buraya kanka. Rakibinle swap atıyorsun. Şey pardon, takım arkadaşlarınla swap atıyorsun. Swap koridor değiştirmek, yer değişikliği oluyor. Senin XP koridorun
Örnek veriyorum. Turtle buradadır. Buraya yetişebiliyor. Sen de o esnada bu kaleye baskı kuruyorsun. Karşındaki eksi bir koridor hiçbir şey yapamıyor. Çünkü sen buradan aşağı indiğinde buradaki adamın iki katı gold olmuş oluyorsun. Tabii sen aşağı indiğinde bu adamın üzerine hızlı bir şekilde puşlamana gerek yok. Her ne kadar önde olsan da sonuçta bir ADC'sin. Her an bir yerden birileri gelip tek atabilir. Karşındaki oyuncu da tek atabilir. Yavaş yavaş Hanabi ile minyonlara puşlaya puşlaya adamı geriye doğru puşluyorsun kanka. Mantık bu. Koridordaki olay da bu. Şimdi koridorda fitliyorlar dedim ya. Beni en çok rahatsız eden konu dedim. Abi fitlenmemesi gerek. Çünkü bak karşınızdaki oyuncular 3 kişi gelip size dive atıyorlarsa, durmadan size geliyorlarsa okey. Buna yapacak bir şey yok. Burada takımın hatalı olmuş oluyor. Aşağıda bir şeyler yapmaları lazım. Ya da sizi desteklemeleri lazım. Ama bu olmadığı takdirde burada fitleyen arkadaşlar var. Ben görüyorum. Benim karşımda sürekli en çok oynanan ADC de Hanabi bu arada. Gelip şunu basıp benle durmadan takasa giriyorlar. Ya kanka tamam sen bunu basıyorsun da İlham takasında adam sana bunu bastırdığında tamam mı? Ayı git bastırıp geriye çıktığında ve senden 1-2 düz vuruş eksik yediğinde o adam öne geçmiş oluyor. İlhamını basıyor, geliyor üzerine puşluyor. Sana ya minyonları aldırtmıyor ya da takas her türlü kazanıyor. Şimdi bu Hanabi'nin dezavantajı düştüğü konumlardan birisi. Mesela şu bot. Şu botu alan Hanabiler gördüm. Ne alaka? Karşında bakarsın. Tamam mı? Ormancı büyücüdür. Mid büyücüdür. Karşında da ADC vardır. Ulan dersin ben bu adama ölmem. Tamam mı? Şuradan çekersin bir tane şey. Çelik ayaklar. Ben bu adama ölmem dersin. Ben kendime güveniyorum kardeşim. Bir tane büyü direnci botu çekersin. Burada chill bir şekilde farmını atarsın. Karşı ormancı ve mid'e karşı da geleceğe yatırım yaparsın. A baktın karşıdaki mid tırt. Ya ben bu mid'den sıkıntı yaşamam. Karşıdaki ormancı da yüksek ihtimalle en çok genelde fiziksel oluyor. Fiziksel. Karşındaki ADC de fiziksel. Hem de ben burada birazcık baskı kurmak istiyorum. Kanka çekersin bir adet bot. Zaten çelik ayakları da aldın mı? Şimdi bu pozisyonda adamın üzerine durmadan gitmene gerek yok. Sana minyonlar gelecek. Sen Q ile minyonlara vuracaksın. Durmadan minyonlara vuracaksın. Şimdi burada bunu yaptığı halde ölen oyuncular var. Bu hataya da değineyim. Burada minyonları puşluyor tamam mı oyuncu? Puşlamaya devam ediyor. Rakip örnek veriyorum. Bizim minyonlar rakibin kulesinin altına gidiyor. Adam da burada. Adam buradan dürtmeye çalışıyor. Baba bunu yaparken bir haritaya bak. Buradan birisi sana gelebilir. Buradan da gelebilir. Bu sefer sen bunu yaptığın zaman burada ölüyorsun. Bütün her şey cacık oluyor. Yani boşa gitmiş oluyor. Yani dediğim üzere arkadaşlar bu tarz ince trikleri yaparsanız Hanabi'de ölmeniz gerçekten zor. Yani full Fox oynadığınızda ölmeniz bayağı bir zor. Sabırlı oynayacaksınız kanka. Sen zaten bu kulenin altında kalsan tamam mı? Sana dive atılmadığı sürece, senin bu kulelerin erken aşamada gitmediğin sürece sen oyundan geri düşmüyorsun. Buradaki ortalama gold'da rakiple aynı olduğun senaryoda okey bir senaryo. İlla öne geçmek zorunda değilsin. Ya geriye düşmediğin sürece her şey okey bir senaryodur. Zaten Hanabi'de çok fazla alternatif var. Şimdi çıktım bu ilde tamam mı? X zaten bilirsiniz. Rakibi slowlatır, hızlı farm attırır, tankları eritir. Sadece tankları değil herkesi karşı avantajlı. Can çalması falan da var. Boss guide'ım. Asayi de biliyorsun. Fix bu. Şimdi de baktın karşıya çok öndesin tamam mı? Bunu çok yapmayın. Çok tavsiye etmiyorum. Çok öndesin tamam mı? Çıkarsın bunu kanka. Tabi bu nasıl bir senaryoda olabilir? Rakipte hiç kill yok. Siz 20'ye 0 yeniyorsunuz falan. Olabilecek bir alternatif. Ya da rakipte tank yok. Bunu almak istemiyorsun kanka tamam mı? Tak tak. Tak bu şekilde bir alternatif yapabilirsin. Ama hasardan çok yer. Şimdi çıktın kanka bunu. Rakibine baktın. Genelde böyle fiziksel şampiyonlar. Zaten klasik Kenana gibi. Don rüzgar alıyorsun. Arkasında zırt delmen alıyorsun. X bu build bu. Bir de şöyle bir avantaj var. Karşındaki ADC zaten seni kesemiyor diyelim. Yani şu item'la bak bunu basıyorsun. Üstüne Q basıyorsun tamam mı? Zaten bunu aldığında level'ın yüksek olmuş. Aldığım kalkana bak. Üstüne Midas'ın kılıcından kalkan geliyor. Senin zaten can barından daha çok bir kalkan alıyorsun. Takımında bir de şu eşya varsa desteklerde oluyor. Neredeydi o eşya? Bu varsa ve kalkan veren bir karakter varsa devasa bir kalkan alıyorsun. Yani bu ne demek oluyor? Bitleme kardeşim demek oluyor. Evet arkadaşlar şimdi maça geçelim. Ben videolarda tekrardan altını çizerek söylüyorum. Normalde hani prof olarak oynasam oynamayacağım hamleleri yapıyorum. Videolar daha eğlenceli, daha böyle havalı işte ne bileyim sıkıcı geçmesin diye. Ama işin aslı doğrusu bu. Doğrusunu da sizlerle paylaşmış oldum. Bu videoyu bu arada maça geçmeden önce böyle çevrende Hanabi oynayan ya da ADC oynayan arkadaşlarım varsa gönder. Çünkü bunlar önemli detaylar. Hadi bakalım maça geçelim.
Selamlar dostlarım. Sıralı maç değil. Bugün Hınavi ile karşınızdayım. Zorlu bir maç olacak çünkü karşıda misillemeli Gatutkaca var. Karşımda İlhamlı Mia var. Ne kadar üstünlük sağlarsam sağlayayım. Her halükarda İlhamlı böyle gelip psikopat gibi tarıyor Mia'lar bilirsiniz klasiktir. Edit var. Edit'in gücünü zaten birkaç video önce sizlere göstermiştim videoda. Biraz kahveyi fazla kaçırdım. Konuşurken ondan zorlanıyorum. Ay bu sabah ve yılda zaten söylememe gerek yok. Tek atıyorlar. Asıl sıkıntı aslında rakibin pikleri değil de bizim piklerimiz. Yani yine sen kimi keseceksin? Harley var mid'de ne alaka? Harley mid karakteri değil. Tankımız yok Natalie. En nefret ettiğim şey. İyi EZ'miz var güzel olarak. Tabi bu solo Q maçı olduğu için şu an söylediklerimin tersi de olabilir. Solo Q burası hiçbir şey belli olmaz. Yani bu gözler 5 büyücünün maç kazandığını bile gördü yani. Ama yani matematiksel olarak baktığımızda rakip daha çok avantajlı. Videoyu kısacık kesiyorum. Son zamanlarda elmas fiyatlarına bolca zam geldi. Haliyle hepimiz üzgünüz. Sponsorum Oynex bu konuda büyük adımlar atıyor ve bizlere elmas fiyatları konusunda birçok avantaj sağlıyor. Oynex de 24 elmastan 24 bin elmasa kadar bolca paket mevcut. Oyun içi 1K elmas paketini 900 TL'den alabiliyorken Oynex'ten aynı paketi sadece 541 TL'ye alabiliyoruz. Neredeyse %50'ye yakın bir indirim var ve bu tüm paketler için de geçerli. Oynex'ten satın almış olduğunuz elmaslarla beraber oyun içerisindeki yükleme etkinliklerine de katılabiliyorsunuz. İndirimlerden yararlanmanız için yapmanız gereken tek şey açıklamalarda bıraktığım linkten Oynex'e kaydolmanız. Bu arada bıraktığım linkten alışveriş yaparsanız bana da destek olursunuz. Hadi bakalım videoya devam edelim. Şimdi kanka. W başlamış. Q'yu bastım üzerine gidiyorum. Bir iki tane vurdum. Minyonun arkasına geçeceğim. Minyonlardan pıt 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 pıt. Bak minyonlardan yiyor. Güzel. Q bassam stun yemez. Şey Q demişim. Aegis bassam stun yemez de gerek yok. Bak minyonu durdurdum. Çektim geri. Bu maç bir tık tırayarda oynayayım böyle ufaktan. Durduruyorum minyonu. Bekliyorum. Bunlardan daha önemli şey sola girmemektir. Onu da altını çizerek söyleyeyim. Hanabi ile de lane dondurmak bu arada zor. Diğer ADC'lere göre. Vurduğunda çünkü çekiyor ya. Her bir nebze de olsa dondurabiliyoruz tabii ki de. Şimdi karşıdaki Mia'ya bayağı bir minyon kaybettirdim. Şeyle uğraşıyor. Abi bak bunu tahmin edemedim ama o misilemeli koşuyor bir de üstüme. Burada bir yardım lazım. Yani o arkadaş ölürse güzel olabilirdi de. Aa içeri aldı. Keser herhalde onu ya. O güzel bak. Çok güzel şeyler oldu. Şimdi şu lane'i pushlayacağım. Burada bir base atacağım. Çünkü canımız azaldığı için bize gelebilirler. Solo Q'da biliyorsunuz herkes ile koşar. Karşımıya 700 gold, ben 1400 gold. Bu bizim yapmış olduğumuz ufak hamleler aslında. Çok da böyle abartı derecede hamleler değil yani. Bunları herkes rahatlıkla yapabilir. Şimdi karşıda Hayabusa var. Bana tek atma ihtimali çok yüksek ultiyle. Ben kendimi güvene almak istiyorum. Delik ayakları çıkıyorum. Belki bana ulti attığında %10 canım kalır. Ya rakibi outplay ederiz ya da kendimizi öldürtmeden güvene alırız. Şimdi Gatut'u görmediğim için bu arkadaşın üzerine gitmiyorum. Belki şu an hatalı bir hamle yapıyor olabilir fakat Gatut'u görmüyorum haritada. Baktım bizimki yukarıda. Agresif yapıyor. Gatut nerede? Hala ortalarda yok. Map'e bakıyorum yok. Nerede oğlum bu adam? Burada bir yerde. Çıktık geri. Bak gördün mü? Buradaymış. Mid'e gitmiş. Mesela bunu yiyemeyeceksin. Burada bu ormana vurabilirim ama direkt bu ormanı şu an vurmak mantıklı değil. Minyonlar geliyor. Karşıdan benim minyonlarımı da gördüğüm için. Hala Gotot'u görmüyorum. Mid'den bakalım. Şimdi kendimi şöyle güvenli pozisyona alıyorum. Burada Aegis mi var üzerime gelirlerse Aegis ve Q ile kaçarım. Şimdi yavaş yavaş burada Q basıp ufaktan ufaktan dürteceğim. Nata da geliyor. Güzel öldü. Bu Mion da kaybedecek. Ben burada Mion'un kaybettiği şeylere değiniyorum en çok. Bak gitti. 120 gold GG Mia'cım bay bay. Burada biraz bu arkadaşı dövelim. Nata'ya vurmuyorum. Şey almasın. Pasifi. Tamam. Ben vursaydım Nata'yla ölmüştü. Mesela oyunun %99'u bunu vurur kanka.
Şu an Natalya ölmüştü. Belki de bu adam bunu kesememişti. Rakip öne geçmişti ya da bizi yakalamıştı. Çok ufacık detaylar. Bunlar bayağı önemli şeyler. Şimdi burada ben ölmem. Minyonların içine geçiyorum. Şeyi bile basmadım fark ettiysen. Ailesini bile basmadım. Böyle bir hamle yapılacağını bildiğim için zaten çelik ayakları zaten çıkmıştım. Orada minyonlar şey olsaydı tam öleceğim zaman ayı basardım. Bana bir videosunu özel öğretici tarzı da yapıyorum ya. Çünkü hanebiler beni harbi tilt ediyor ya. Rakip hanebiler özellikle var ya. Oyunun en safe ADC'siyle en çok bitlenmesi anormal derecede komik ya. Bak Leslie ile bile feedlersin anlarım. Çünkü rakibi dürtmeye çalışırken seni outplay edebiliyorlar. Sen adama tam vururken kafana falan çöküyor adam. Yeteneklerini saklıyor. Ama hani bir de böyle bir zorunluluğun yok. Gördün mü? Aldım kuleyi. Bak 1-0-3 gidiyorum. Golduma bak 4000. Karşı ADC'nin golduna bak. 2000 adam 0-4-0. Niye? Saçma sapan şeyler deniyor çünkü. Niye saçma sapan şeyler deniyorsun kral? Gerek var mı? Tabi bu adam 0-4 olması bir şey ifade etmez şimdilik. İlerleyen zamanlarda sıkıntı. Nasıl sıkıntı? Oyunda full build olduğun zaman skorun bir anlamı kalmıyor. Tabi skor oyuncunun ne yaptığı hamlelerini falan belirlese de bu maçta. Full build olduğu zaman rakip seninle aynı gücü olmuş oluyor. Sana bir ilham basıp vursa seni tarayıp bir saniyede kesebilir. Yani maç ilerledikçe oyun tartımız da değişecek. Gel bana doğru gel. Bu adamı kesemeyebilirim ama en azından deneyeceğim. Burada Aegis'i bastım bilerek. Bak Aegis'i güzel bir zamanlamayla kullandım. Hala kalkanım olduğu için aynen kanka. Bay bay. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Şimdi dönmüyorum oraya. Bakayım gitmeme gerek var mı? Gitmeyeceğim. Bizimkiler kalabalık zaten. Buraya pushlayacağım. Yengeci alalım. Lane'i pushlayalım. Takımımızın arkasında yavaştan oynayalım. Aegis'imiz yok. Onun farkında olalım. Ayıbusa da öldü. Burada bak minyon minyon demişim. Kule vurarak rakibi kesebiliriz diyecektim ki olmadı maalesef. Şu ultiye attım. Tamam öldü bu adam. Bu kadar basit. Ekstra bir şey yapmadık. Şimdi bu senaryoda öne geçtiğimiz için Asa'ya direkt pushlayabiliriz. Asa alınabilir. Geri düşseydik ne yapabilirdik? Doğar yeri ya da Midas ikisinden birisi. Şimdi bak adamın üzerine direkt koşmayacağım. Q bastım. Gördün mü? Bak 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 olaya bak. Bütün yetenekleri boşa gitti kanka. Yani şunu yapmak çok basit. Burada bak bastımaya gitti. Vuramıyor bana bak hala vuramıyor. Mesafemi açtım. Geriye doğru çıkıyorum. Çünkü ben adamı vurduğumda Gatut'un zıplayıp kafamıza vurabileceğini biliyorum. Çünkü onun pasifi de olduğunda buradan şuraya kadar falan zıplayabiliyor ve hayvan gibi hasar vuruyor. Bozuk biçer. Ya bu oyun bilgisi arkadaşlar tamamen. Ve basit şeyler yani. Ay valla bak bu videodan sonra harbiden hitleyen hanebilerin sayısının azaldığını görmek istiyorum. Bu videoyu kaydedin. Cidden. Hitleyen hanebilere atın. Arkadaşlarınıza gönderin. Aranızda böyle hanebi arkadaşı olan varsa. Şey hanebi arkadaşı olan varsa ne lan? Hanebi arkadaşı olan varsa bana bir yazsın bakın. Şey arkadaşlar hani böyle hanebi oynayan arkadaşlarınız varsa burada ölmüş olma ihtimalimiz var. Ölmüş olma ihtimalimiz var. Bu biraz bozuk oldu bize ulti basınca. Yani hani bu oynayan arkadaşlarınız da atın. Sıkıntı yok. Önemli değil. Ve bu senaryoda yapacak bir şey yok. Şansımızda burada orman yok. Adam direkt koşmuş bize gelmiş. Benim bizle ne işim var? Git ormanını dön yani değil mi? Buraya maalesef. Defans item'ı da almadık. İçerik ayaklar kurtarmaz kanka. Hayabusa vurur yani. Solo yakaladı mı Hayabusa affetmez. Yani muhtemelen şu maç daha böyle tryhard, daha ileri seviye bir maç olsaydı ben orada ölmemiştim. Çünkü Hayabusa bana gelmezdi. Yani düşük seviyelerde oynamak aslında daha zor. Çünkü rakibin ne yapacağını anlayamıyorsun.
Adam bir anda buradan çıkabiliyor. Hiç beklemediğin yerde. Bir anda 5 kişiye gelip saldırabiliyor. Lan diyor, ne oluyor falan. Şimdi ay gitim var. Biraz üstüne koşabilirim. Çünkü çok öndeyim. Tabii ay gitimi de vermek çok mantıklı olmaz. Minyonun yanında oynayacağım. Ay bu son hareketlere. Ay bu cidden çok garip oynuyor. Veil şakaya gelmez. Bastık ayısı. Ayısı bir tık yoktan yere gitti ama sıkıntı yok. Bir tane var, geri çekelim. Mia ve Hayabusa sıkıntısını birazcık azaltalım. Hayabusa kendisi hatalı oynayıp takımı mükemmel diyor mesela, bak. Q var bende. Bana stun vuramadı. Vurmaya devam ediyorum. Bu pozisyonda vurmak zorundayım. Görüyor musun? Bak ne kadar geride, ona rağmen. Bir de bak şey, doğru geri dalmış. Ona rağmen bu Hayabusa bizi atlar. İlham sayesinde nasıl can çalıyor. Mobile Legends'ın geldiği nokta. Bu da yalandan bir çaldık buluyor ama sıkıntı olmaz herhalde. Şimdi bu tarz maçlarda İzleyenler şey diyor böyle. Genelde bunu tanımayanlar diyor böyle. Keşfetten gelenler falan. Ana sayfaya düştüğümüzde falan. Ya işte senin takımın daha iyi, ondan dolayı sen ne anlatıyorsun? Şimdi bak, ben rakipte olsam karşıdaki 9 kill'i çıkar. Tamam mı? Artı ben birkaç tane de kill alırım. Ortalama bu takımda ne oluyor? 20 skor bizim takım geri gidiyor. Bu Gatot şuna rağmen 5-5-3 oynuyor. O hamleleri benim yanımda yapmış olsaydı muhtemelen kazanacaktı. Ve ben Gatot'u bu kadar outplay etmeyecektim. Oradan da bir şeyler kız. Ormancım da bu kadar geri düşmeyecekti. Yani benim burada yapmış olduğum o ufak hareketler aslında maçın gidişatına büyük ölçüde yön veriyor, biliyor musunuz? Mesela Natalie bak şu anda aldı başına gidiyor, yamultuyor herkesi rahattan. Kanka sen ayısın varken. Bak Q'yu falan da yanlış yere attı. Fark ettiysen kovalamadım. Geriye döneceğini biliyordum. Burada kafama atlayabilir Gatot. Biraz geri çıkıyorum o yüzden. Basın ulti. Aynen. Ya görüyorsun bak, geri düştü mesela, anladın mı? Veil da burada mesela, bak onu da yaz kenara. Veil da burada öldü. Bana bir şeyler falan attı. Arkadaşlar bir tane de şuradan korkunç silah alalım. Ya bu maç Midas tanınabilir aslında. Ama ben biraz fazla önündeyim ya, bir tık kendime güveniyorum. Bir tık götümüz kalktı yani. Ondan dolayı almıyorum. Yoksa Midas da şu an gider yani. Arkamda minyonlar birazcık uzakta. Hayır, bu sayıdan azıcık geriye doğru çıkalım. Mid'e doğru gidelim. Adam de bir yudum kalmış. İçmeye kıyamıyorum ya. Şimdi bugün 4 4 bardak kahve içtim diyeceğim, büyük bardak. Yorumlarda bana kızacaklar. Ne zaman böyle desem izleyicilerden fırça yiyorum. Bir şey de demiyorum, iyiliğimi düşünüyorlar. Seviyorum kanka, ne yapayım ya. Kahve güzel bir şey. Biliyorum ben de zararlı olduğunu farkındayım ya, ne yapalım kanka, seviyorum işte. Abi ya. Multimitem doğru diyorum gitti. Gölgesi varmış. Bir an gölgesi yok sandım. Ana bir de ucu tutturmak zor. Kolay gibi gözünüz, zor olanlardan birisi. O yüzden burada birazcık takım arkadaşıma zararım var Gatot'a vurarak ama yapacak bir şey yok. AB değil en azından. Ne alaka lan? Aa, orman sandım lan, editmiş. Ne? Bu ölünce böyle mi oluyor? Bu ne lan? Ne yapıyorsun? Edit. Selamünaleyküm. Edit. Yadet. Edit. Şey, şu Lord'a gelir misiniz? Takım arkadaşlarım.
Şimdi farklı bir konuya da değinmek istiyorum. Bana iyi kulak verin kanka. Hatta şeyler versin bana iyi kulak. Bu ben böyle garip grup videolar çektiğim zaman oyunu sizden görüyorlar. Ondan dolayı benim takımımda da yapıyor diyen arkadaşlar iyi dinlesin. Şimdi kanka. Ben gidiyorum ne bileyim ADC VL yapıyorum. Cart çurt yapıyorum. Taşıyorum oyun bilgimden dolayı. Video çekip eğlenceyle atıyorum. Daha sonra sen de gelip diyorsun ki. Benim yüzümden takımıma gelen Ahmet 77 bunu yaptı. Ben de kaybettim. Senin ben amık deyip küfür yiyorum. Peki kardeşim olayı şu açıdan bakalım. Senin takımına gelip fitleyen Anabiler niye benim videolarımdan yararlanmıyor? Ya insanlar illa kötü şeyi mi görüyorlar? Dur vurma dur. Dur vurma dur. Ya da vur. Adam. Adam. Her kivi kesti lan tek başına ordu gibi. Şimdi olaya bu açıdan da bakmak lazım. Hani ben her zaman şey diyorum ya. Oğlum diyorum bu oyunun milyonlarca kullanıcısı var. Benim videolarım 10 bin, 20 bin, tutarsa 30-40 bin izleniyor. Milyonlarca kullanıcı var. O zaman o arkadaşların mantığına göre bundan sonra takımlara gelen anabilirin 1v9 atması lazım. Ben de böyle derim abi. Hadi eyvallah. Bana ne abicim? Ya kimse olaylara bu açıdan bakmıyor. Çok iyi bir detay bence. Arkadaşlar benim 3000 gold'um olmuş. Ben bir şeyler anlatacağım diye kendim item almamayı unutmuşum. Bak bu da bir öğretici. Item almayı unutmayın. Item almayı unutmayacaksın kardeşim. Tamam mı? Her şey öğreticidir bu hayatta. Almazsan ölebilirsin. Potunu da almayı unutmayacaksın. Para harcanacak. Yatırım. Ya videodayım diye. Arkadaşlar bir yandan oynarken bir yandan konuşmak bunları anlatmak kolay değil. Harbiden mi? O yüzden videoya like at kanka. Teşekkürler. Yine yolumuzdayız. Ben dejavu yaşıyormuş gibi hissediyorum diyeceğim de 8 senedir yaşıyorum zaten. Bak abi işte bu çar böyle bir çar. Gördün değil mi? O kadar öndeyim. Yaptığını gördün mü? Kafama gözüme vurdu. Ya bu çar, ya bu çar niye bu kadar güçlü ya? ADC'den daha güçlü tank mı olur ya? Bir de full tank. Bir tane AP eşyası almış. Multisi de duruyor. Evet arkadaşlar. Sıçtığımız zamanlara geliyoruz. Çünkü Mia falan da kastı. Hayabusa da sıkıntı. 1-12 Mia'da ilham var. Doğa rüzgarı var. Problem. Bizim kamiller ölmeye başladı. Kötü piklemiştim ya. Şimdi o yaşanıyor şu anda. Mesela bizde tank yok ya. Nata şu an ne yapabilecek bakalım. Bu dakikadan sonra yeni içeri aldığında Mia'yı da zor keser diyecektim de Mia tam bir Avel ya. Avaral gibi oynuyor. Hala ölüyor onu. 1-13 oldu Mia. Abi ben oraya gelirsem Edit beni kesecek bu sefer. Kaç geri kanka? Lord almamız lazım. Oynasak ya şuna lan. Bir tane git oynayalım şunu. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Kaç 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 kaç. Kaç geri. Abi işte sıkıntı. Ölümsüzlük almış. Öldü mü? Öldü galiba. Bunun ultisi var mı yok mu bilmiyorum. Biz de orada da giremiyoruz. Çar farkı. Hala beni kovalıyor eşek demeye. Vurma artık. Tamam öldü. Ya onu niye içeri aldın ki kanka? Lord gidiyor. Lord gidiyor Lord. Minyonları bana bırak Lord'a git. Can çalayım bırak. Lan Lord giriyor. O, alayım bakayım. Adam Lord aldı ya şaka gibi. Vallahi Lord aldı adam. Bu da burada öldü. Benim de şarjım bitiyor. Bu da beni kovalamaya devam ediyor. Ne kadar kovalayacaksın daha? Geleceğim de. Ultisi var mı yok mu bilmiyorum ama. Ama öldü enayi. Telefonu şarja takayım da. Video patlamasın.
Evet arkadaşlar. Lord'u alalım burada. Erit baba Lord'u. Tamam tatlılar. Erit hızlı hızlı erit. Abi oto bastım. Önümde adam. Keşke 50 atsaydım ya. Hala ölmeye devam ediyorlar. Harika team. Tank olmadığı için tabii ki de. Altaydın o zaman. Kamil. Adam bak. Natalie'yi sanki biz aldık. Çok garip ya. Bizi laf ediyor kendi Natalie alıp. Aha. Öl lan. Ölmedi. Maç bitiyor. Maç bitiyor. Hey takım. Bitti. Vallahi bitti, kaybettik galiba. Aha. Aa! Lan tut 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 tut. Tut Baze'in canına bak bir can. Lan tut 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 tut. Saldır midden koş. Aa güzel tek geliyor. Kes şunu ya. Gelme Nata, gelme Nata. Nata'da doğru rüzgarı var. Nata'da doğru rüzgarı var. Aa Gatot'a bak kesmiş adamı. Jungle Harley, pardon mid Harley. Jungle Harley, mid Harley. Kafam karıştı. Midden yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Yürü hadi bitsin hadi. Hadi koş 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 koş. Bunu sat. Hızlı vuracak bir şey ver bana. Bu işimizi görür. Koş koş. Zaten bizim hakkımızda oğlum. Bizimkiler mal gibi pick attığı için at katın maçı kaybediyorduk. Yahu. Ne demiştim arkadaşlar, rakibin pikleri gerçekten iyi. Böyle bir sıkıntı olacağını ben zaten öngörüyordum. Karşı takımda olsaydım da bu şu an oynadığım maçtan çok çok daha rahat oynar. Çok daha rahat kazanırdım. Alacağım killer de fazla olurdu. Yani rahatlığım da fazla olurdu. Yani şu çarı kurban olayım. Fitlemetinler abi. Size söylemiyorum. Siz zaten yıllardır beni izliyorsunuz. Sizin ailesiyle fitleme gibi bir imkanınız yok. Size o hakkı vermiyoruz abi. Bu kanalı takip edenler ailesiyle şey yapamaz. Tabi arada her insan fitler. Demez değil, ben de fitliyorum. Herkes fitler. Mükemmel olarak gördüğünüz ya da çok ileri seviye olarak gördüğünüz oyuncuların bile fitlediği maçlar var. Kötü geçirdiği. Bunlar istisnalar farklı. Ama adamın profile bir giriyorsun. Şey gibi böyle köprü yapmış. Bronzlardan böyle ileri doğru kolye yapmış kanka. 125 hasar vurduk. MVP aldık. Maçı taşıdık. Video like atmayı unutma. Hoşça kal. Yarın görüşürüz. Bay bay. Hatred is now my companion.